Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yeni video ile yine beraberiz. Bugünkü konumuz Samsung televizyonlarında dikey olarak oluşan çizgiler, yani piksel hatası da diyoruz biz buna. Bunu nasıl giderebiliriz ya da giderebilir miyiz? Bu konuyla ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Arkadaşlar, dikey çizgiler genelde panelin yan tarafında bulunan cofların arıza yapması ile meydana gelen hasarlardır. Şöyle mesela göstermek istiyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir çizgi mevcut. Sadece bu kısımda mevcut, yani dolayısıyla televizyonumuzun bu kenarında bulunan coflarını kontrol edeceğiz arkadaşlar. Tek tek dokunmaya çalışacağız. Eğer ki yapabileceğimiz bir sorun ise zaten video esnasında göreceksinizdir arkadaşlar. Tabii daha öncesinde televizyonumuzu komple sökmeden bir ufak küçük testler yapmak istiyorum sizinle beraber. Burada mesela görmüş olduğunuz çizgi şu kısımda, şu kenar kısımda panele ait ufak coflar mevcut. Bu coflar panelimizin dikey görüntülerini oluşturan coflardır. Burada çok küçük bir arıza söz konusu. Görmüş olduğunuz gibi bir dikey çizgi var. Şuraya, şu kısma mesela hafifçe hafif hafif bastırarak bu çizgi gidiyor mu? Öncelikle bir test yapalım. Ufak bir test beraberinde. Hafif şöyle sert bir şekilde bastırarak yaparsak eğer bunu, görmüş olduğunuz gibi dokunmuş olduğum noktada çok az da olsa çizgi kayboluyor. Hafif şöyle gösterebilirim. Hafif bastırdığım takdirde buradaki dikey çizginin kaybolduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani sorun kenarında, yani panelimizin kenarında bulunan coflarda diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber orada neler yapabiliriz, bununla ilgili çalışmamızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi televizyonumuzun arka kapağını çıkarttık ve ön paneli tutan çerçevemizi de bir kenara koyduk. Şimdi biraz önce test esnasında bastırdığımız bölgeye ufak, çok küçük çapta diyebilirim. Yani şurada görmüş olduğunuz cofların ebatında, şu görmüş olduğunuz cofların ebatında çok ince, yani bir milim dahi olmayacak şekilde küçük süngerimsi bir yumuşak bir şey de olabilir. Şu arızalı kısmımız, yani bastırdığımızda çizginin kaybolmuş olduğu cofun alt kısmına bu süngeri yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu sünger tabii orada ne işe yarayacak diyeceksiniz. Şimdi televizyonlarımız zaman içerisinde, özellikle 4-5 yılı aşmış televizyonlarda ısınmadan dolayı bu coflar zamanla gevşeme göstermekte. Isıdan dolayı tabii ki, ya da şöyle bir durum da olabilir. Herhangi bir sıvı temasında bu cofların içerisinde bulunan elektronik devreyi patlatmış da olabiliriz. Yani bunu yapacağım sistemi denediğimizde eğer ki çizgiyi kaybetmiş olur isek eğer, ne mutlu ki bize, televizyonumuzu kurtarmış oluruz. Fakat onu yaptığımız halde televizyondaki o çizgi gitmiyor ise, burada görmüş olduğunuz cofun arızalı olduğunu gösterir ve bunu da bu işten anlayan, elektronik bilgisi olan kişilerin dışında normal sade bir vatandaşın yapacağı bir tamirat işlemi değil arkadaşlar. Bu konuyu size özellikle anlatıyorum ki kendi evinizde
Yani herhangi bir televizyon tamircisine ya da elektronikçiye gitmeden önce ufak çapta yapabileceğiniz pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Bunu yaptığımızda eğer sorunumuz giderilmiş olur ise televizyonumuz kurtulmuş demektir. Aksi takdirde tabii ki çöpe atmıyorsunuz. Bir uzmanından yardım alarak bu sorunu da çözme imkanınız var arkadaşlar. Şimdi gelin altına ufak demiş olduğum süngerimsi maddeyi koyalım ve çerçevesini tekrar kapatalım. Kapattığımızda bize yardımcı olacak husus, çerçeveyi kapattığınızda buraya uygulanacak olan küçük bir baskıdır arkadaşlar. Bu baskı ve aradaki o parça cofu panel arasında sıkıştıracaktır. Yani aradaki temassızlığı giderecektir. Bu esnada da tabii televizyonumuz normal haline dönecektir. Evet arkadaşlar, ben kendim şöyle bir tam olarak 1 milimetre yok. Bu bir yumuşak çift taraflı banttır arkadaşlar. Bir yüzü tabii yapışacak şekilde alt kısma gelecek ve diğer yapışkanlı yüzün dilerseniz bantlı, yani bu üzerinde bulunan kısmı çıkarmıyorsunuz ki panelimize yapışmasın. Bunu çok ince bir şekilde kesmeniz gerekiyor. Tam panelin oturduğu çerçevenin kalınlığı ebatında olur ise çok güzel olur. Aksi takdirde panelin alt kısmında görüntü perdesine taşmış olacaktır ve televizyon beyaz durumlarda ya da mavi durumlarda bu olduğu gibi sanki orada bir leke varmış gibi görecektir arkadaşlar. Şimdi ben bu parçayı yerine yerleştireceğim ve daha sonrasında televizyonumuzu açacağız. Herhangi bir çizgimiz var mı yok mu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun başında sizlere göstermiş olduğum bu kısımdaki yatay çizgi kayboldu. Ne yapmıştık? Kenar kısmında, yani panelin kenar kısmında bulunan dikey piksel coflarının maruz kaldığı sıcaklıklardan dolayı bazı modellerde gevşeme yaptığını ve bunu normal sıradan evinde, yani bu işlerden anlamayan kişilerin bu cofları sağlamlaştırma gibi bir olasılığı yok. Bunun için özel cihazlar gerekiyor. Biz küçük de olsa pratik bir yol ile buradaki sorunu gidermiş olduk. Bunun tabii ki bu televizyonu hazırlarken söküm aşaması falan, bunları video üzerinde çekmedim. Çünkü daha önce yüklemiş olduğum videoların birçoğunda bununla ilgili bir görüntü mevcut. Siz de dilediğiniz takdirde bununla ilgili videoya bakabilirsiniz. Daha öncesinde ne demiştik? Burada bu kısma koyacağımız o ince 1 milimetreden daha az kalın olan yumuşak nesneyi çok fazla kenara taşırmadan, yani sadece panelin geldiği panel tutucu çerçevenin hizası kısmında keser isek, şuradaki bakın mavilik bir durum var. Eğer ki bu taşmış olsaydı şu mavi kısımda sanki orada bir leke varmış gibi bir durum oluşacaktı. Biz aynen söylediğim gibi tam çerçeve kalınlığında kestik ve o cofun altına yerleştirdik ve sorunu ortadan kaldırmış olduk arkadaşlar. Bir ürünümüzü daha hayata bağlamış olduk. Şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu tarz videoların daha çok yaygın olarak sizlere ulaşmasını istiyorsanız lütfen ama lütfen kanalıma abone olunuz ve beğeni butonuna da basmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ki söylemiş olduğum gibi bu tarz pratik bilgilerin sizlere ulaşmasında büyük katkısı olacaktır. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.